Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, Mezhepçi Basın Sabiha Sultan, Vahdettin'in küçük kızıydı. Denilene göre güzelliği dillere destandı ama bu sebepten çok babasının padişah olması nedeniyle talipleri çoktu. Rauf Orbay, Mahmut Kamil Paşa, baban Zade Fuat Bey ve hatta Mustafa Kemal. Bir talibi de İran'dan vardı, Ahmet Şah. Gerek babası Muhammed Ali Kacar ve gerekse Ahmet Şah, Sabiha Sultan'ı babasından istedim. Vahdettin kızının Tahran sarayına gelin gitmesini istemedi. Maalesef nişanlı yalanını söyledi. Niye böyle gerekçe uydurduğunu Ulviye'nin kocası damadı İsmail Hakkı'ya şöyle açıkladı: "Bütün Sünnilerin halifesi olan ben nasıl olur da kızımı Şii hükümdara veririm?" Gerçekten halifelikle ilgisi var mıydı? Çünkü ayrıca Vahdettin şeyhliğini Ömer Ziyaeddin'in yaptığı Gümüşhanevi dergahına bağlıydı ki burası Nakşibendiliğin Süleymaniye kökenli Sofu Halidi koluna bağlıydı. Kavalalı soyundan gelen Sünni kral Fuat, kızı Fevziye'yi İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendirmekten sakınca görmedi. Şuraya geleceğim. Hiç kabul etmeseler de Türkiye'de Mukaddesatçı Yayınlar Mesepçi geçen hafta bir kez daha yaşadık. Filistin eski başbakanı, Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye Tahran'da muhtemelen Mossad-Siyaye ortak operasyonuyla öldürüldü ülkemizdeki muhafazakar yayınların çoğu gerek haberlerinde gerekse yorumlarında hedefe İran'ı koydu. Yanlarındaki mezhep virüsü küresel medyanın bile yapmadığı şekilde İran'ı suçladı. Biri bile suikastın asıl nedeni üzerinde durmadı. Öyle ya Hamas'ın en barışçıl ismi hem de Tahran'da niçin katledildi? Hiçbiri İran-Hamas ilişkileri üzerinde durmadı. Sanki bu ittifaktan rahatsızlar gibi. Geçmişe dönükü güçlü bir bağ var. Humeyni 1979'da İsrail'in Tahran Büyükelçiliğini kapattı ve yerine Filistin Büyükelçiliği açtı. Cadde isimlerinden askeri birliklere kadar Kudüs ve Filistin temalı kavramları sembolleştirdi. Humeyni'nin ilk ziyaretçilerinden biri Yasar Arafat oldu. Parantez açmalıyım. İran 1950'de Türkiye'den sonra İsrail'i tanıyan ikinci Müslüman devlet oldu. Şah yönetimi bölgede İsrail'in en önemli müttefiki durumuna geldi petrolü millileştiren Başbakan Musaddık, İsrail'deki İran konsolosluğunun kapatılmasına da karar verince CIA darbesiyle düşürüldü. İslam devrimi bu ABD himayesindeki politikayı alt üst etti. Sovyetler Birliği dağılıp ABD küresel imparatorluk haline dönüştüğünde Filistin'e Arap ülkelerin desteği azaldı. Bu süreçte İran'ın silah gibi maddi desteği arttı. İran-Hamas ilişkileri yoğunlaştı. Hamas Tahran'da büro açtı. İran Hamas militanlarını eğitmeye başladı. Bunun tarihsel anlamı şuydu. Şiilerle Sünniler Ortadoğu'da Doğu'da ABD İsrail siyasetine karşı ittifak kurdu. Ne İran ne de Hamas mezheplerini teolojilerine öne çıkarmaktan çok siyasi ittifaklarını güçlendirdi. Oysa Müslüman kardeşler ilk başlarda Hümeydi rejimine karşı çıktı, eleştirel yaklaştı. Sadece dini ayrılık değil İran'ı Arap düşmanı olarak da gördü ve fakat ABD liderliğindeki yeni dünya düzeni Hamas'ın lideri konumundaki Şeyh Ahmet Yasin'i ilk kez İran'a yaklaştırdı. Arkası hep geldi. Hamas lideri Halit Meşal, İran'daki camilerde konuşmalar yaptı vesaire. Uzatmayayım. Şii İran, Sünni Hamas ittifakı kimleri rahatsız ediyor? Türkiye'deki mukaddesatçı yayınların psikolojik harbe yönelik propagandalarının gizli maksadı ne? oysa saflaşma belli. Bir yanda İran, Suriye, Yemen, Hizbullah, Hamas var. Diğer yanda İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, ABD var. Türkiye'deki siyasal İslamcıların gözünde mezhep örtüsü bulunmaktadır. Vahdettine kutsallık vermeleri de bundan.